Kanal Urfa ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gündeme çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Acı bir haberle başlıyoruz. Şanlıurfa'da bir kamyon ve iki kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken dört kişi ise yaralandı. Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme kazada iki kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu'nun organize sanayi bölgesi çıkışında yaşandı. İddiaya göre Hakan Ağa'nın kullandığı kamyon İlhan Yetim yönetimindeki otomobil ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Yaşanan zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü İlhan Yetim ve aynı araçta bulunan Abdullah Karataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü PKK-KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Suruç HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin terör örgütüne katılım sağlamak amacıyla kente gelen bazı kişilere propaganda, yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi. Müzik 24 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Değerli izleyenler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı depremin etkilediği illerden Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da tekrar sınav yapma kararı aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın çok fazla olması ve ayakta kalan yapıların can güvenliği zafiyeti oluşturabilme ihtimali sebebiyle deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmaması yönünde karar alan ÖSYM, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde YKS yapılmasına karar verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bölgede eğitim öğretime tekrar başlamasının ve ÖSYM olarak yaptığımız detaylı incelemelerin ardından deprem bölgesindeki 4 ilde tekrar sınav uygulamasına başlamaya karar verdik. Bölgede yaşayan kardeşlerimizin güvenlik zafiyeti oluşmadan sınavlara girmesini amaçlıyoruz dedi. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon kişinin katılacağı YKS'yi Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacağız. Deprem bölgesindeki sınav uygulamaları için yoğun başvuru var. Bazı bölgelerde başvurular kapasitenin iki katına çıkmış durumda. Bir aksaklık yaşanmaması için titiz bir çaba içerisindeyiz diye konuştu. Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yol uygulamalarında uyuşturucu madde ve çok sayıda kaçakçılık malzemesi ele geçirildi. Şanlıurfa'da jandarma tarafından yol uygulaması gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde 21 Mart'la 28 Mart 2023 tarihleri arasında şok yol araması gerçekleştirildi. Uygulamada 600 gram esrar maddesi, 100 gram metamfetamin, 4120 paket gümrük kaçağı sigara, 172 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 725 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 150 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Uygulamalarda gözaltına alınan 26 şüpheli şahıs hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma gerçekleştirildi. Değerli izleyenler, Şanlıurfa Valiliği'nin düzenlediği iftar yemeğinde kentin 13 ilçesinden gelen 1444 muhtarla iftar sofrasında bir araya gelindi. İftar programının ardından muhtarların talep ve önerileri dinlendi. Şanlıurfa'da Ramazan ayının vazgeçilmez unsurlarından biri olan bereketin ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği iftar sonrası şehrin 13 ilçesinden gelen 1444 muhtarı ağırladı. Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen iftar yemeğine muhtarların yanı sıra belediye başkanları, il emniyet müdürü, garnizon komutanı ve çok sayıda kurum amiri katıldı. İftar yemeği sonrası muhtarların talep ve sorunları dinlenerek çözüm önerileri konuşuldu. Şanlıurfa'nın zor günlerden geçtiğini ifade eden Başkan Beyaz Gül şu ifadelere yer verdi. Gerek depremde gerek sel felaketinde biz hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine hasta olup yaralı olanlara da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Onlar Gamer'de toplantılar oldu. Kriz masası dediğimiz masada şehir her bir masaya yatırıldı. O masada da sorunlar görüldü. Görevler taksim edildi ve bu görevlere uygun çalışmalar yerine getirildi. Bu arada bütün kurumların ekipleri de sahadaydı. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deprem ve sel felaketinde Şanlıurfa'nın omuz omuza topyekun bir mücadele verdiğinin altını çizen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'sa şöyle konuştu. Çünkü zor günlerden geçiriyoruz. Deprem, başkanımda bahsettiği deprem, sel ve birçok böyle üzücü afeti yaşadık. Ama hamdolsun üstesinden nasıl geldik? Sımsıkı birbirimize sarılarak. Yani sadece bir kurumun bir iş üstlenmesi de değil. Topyekun bir seferberlik yaparak. Ben bu sel konusunda daha önce görev yapmış birisiyim. Yaşadığımız sel daha önceki sellerin iki katı ama kısa zaman içerisinde hep birlikte omuz omuz olduğumuz için de sardık yaramızı. Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde fiziksel ve zihinsel engelli yaya özel halk otobüsü çarptığı o anlar saniye saniye görüntülenirken yaya hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde fiziksel ve zihinsel engelli yayaya özel halk otobüsü çarptı. Kaza Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesi stadyum yolu üzerinde yaşandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen özel halk otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan 40 yaşındaki Ramazan Ayata'ya çarptı. Korkunç kazada Ayata yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayata ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Ayata'dan saatler sonra acı haber geldi. Ayata hayatını kaybetti. Sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Haliliye Belediyesi tarafından bir yandan selden etkilenen hanelerin dış cephe boyamaları yapılıyor, bir yandan da zarar gören kamelyalar onarılarak yeniden parklara kazandırılıyor.
Halilliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatıyla sel felaketinin izlerini silmek için ekiplerin çalışması gece gündüz sürüyor. Sel nedeniyle çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten ekipler, selin neden olduğu tahribatı temizleyerek yaşamın normale dönmesi için sahadan bir an olsun ayrılmıyor. İlçe genelindeki temizlik çalışmaları tamamlanırken mahallelerin köpüklü suyla yıkanmasının ardından selden etkilenen evlerin dış cepheleri boyanıyor. Karşıyaka mahallesinde başlayan boyama çalışmalarında sona yaklaşılırken boyama çalışmalarının periyodik olarak tüm mahallelerde yapılacağı kaydedildi. İlçe genelinde yaşamın normale dönmesi için ekipler çalışmalarına devam ettirirken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerse parklarda çalışmalarını sürdürüyor. Sel nedeniyle zarar gören kamelyaları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki atölyede onaran ve yeniden boyayan ekipler ilk günkü görünümüne kazanan kamelya ve bankları yeniden parka kazandırıyor. Şanlıurfa'dan hareket eden yolcu otobüsü Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 21 yolcu yaralandı. Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsü kaza yaptı. Kaza saat 05.20 sıralarında Erzincan-Sivas Karayolu Refahiye ilçesi Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Şanlıurfa'dan Trabzon'a seyir halindeki Fatih Ö idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu da yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay mahallinde çalışmalarını sürdürürken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih İkinci Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları ile iftar sofrasında bir araya geldi. Viranşehir Belediyesi ile İlçe Kaymakamlığı organizasyonunda Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Belediye Spor Kompleksi'nde muhtarlara yönelik iftar programı düzenlendi. Kaymakam Önder Çengel ve Belediye Başkanı Salih İkinci, iftar öncesi masaları tek tek gezerek muhtarlarla yakından ilgilendi. Muhtarların Ramazan ayını tebrik eden Kaymakam Çengel ve Başkan İkinci, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program ezanın okunmasıyla birlikte iftarlar açıldı. İftar sonrası mahallelerin sorun ve talepleri hakkında Kaymakam Önder Çengel ve Başkan İkinci ile istişarelerde bulundu. Ankara'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen şahıs iki farklı okulda gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda yabancı uyruklu bir kişi ve 4 öğrenci yaralanırken bir öğrenci ise hayatını kaybetti. Ankara'da madde etkisindeki bir genç iki lisede dehşet saçtı. Olay dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesinde yer alan bir ortaokul ve lisede meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altında olan Yiğit Can Berke B, gözüne kestirdiği iki ortaokul öğrencisi İCA ile ST'yi okul çıkışında bıçakladıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından civardaki bir lisenin önüne gelen Yiğit Can Berke B, o esnada yoldan geçen yabancı uyruklu OA'yı da yaraladıktan sonra okuldan çıkan liseli öğrencilere saldırdı.
Saldırıya uğrayan öğrencilerden YBB ile EB yaralandı. 16 yaşındaki Alperen Paltay ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Yiğitcan Berkebe gözaltına alınırken kalbine aldığı ölümcül darbe sonucu hayatını kaybeden Paltay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Vefat eden Alperen Paltan'ın lise 3. sınıf öğrencisi ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden ötürü önce Antalya'ya sonra da Ankara'ya göç ettiği öğrenildi. Ben Alperen'in kuzeniyim. Bıçakla bir saldırı uğradı. Yani bıçaklı saldırı dediğim de teröristirmiş bildiğiniz. İlkokuldan başlayıp liseye kadar geliyor. Yaklaşık 10 kişi söylediler. 10 kişi civarında 10 kişi var demişler yani dediler. 10 kişi sadece bıçaklayıp geliyor. En sonunda Alperen'e bıçağı şey yapıyor yani darbeyi daha sert bir darbe vuruyor. O da kalbine geliyor. Tüm müdahalelere rağmen Alperen'i kurtaramadık. Kahramanmaraş'tan depremden kaçıp gelmişler. Daha önce Antalya gitmişlerdi. Antalya'da sığınıyorlardı. Yurtta sığınıyorlardı. İşte okul nedeniyle şey geldi. Ankara'ya geldi. Ankara'da böyle bir şey geldi başımıza. Çocuğun elinde bıçak gelene saldırıyordu gidene. Birine orada vurdu. Sonra çocuğa burada vurdu. Çocuk gitti orada düştü. Ondan sonra bir çocuğa daha vurduğunu dediler. O çocuk da burada böyle ayağını tutarak kaçıyordu. Başka bir şey bilmiyorum. Ondan sonra millet buraya toplanınca polisler geldi yakaladı. Çocuğa çok üzüldüm. Allah yardım etsin. Ne diyelim başka? Karaköprü Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleriyle hayırsever vatandaşları birleştiren projesi Sosyal Market Ramazan ayında da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Karaköprü Belediyesi'nin sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği sosyal market projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak gıda, giyim ve bunun gibi ihtiyaçlarını gideriyor. Çankaya Mahallesi'nde bulunan sosyal market Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların gönüllerine dokunarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen kartla sosyal markette kuru gıda, yiyecek, giyim gibi temel ihtiyaçlarını herhangi bir ücret ödemeden temin edebiliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ramazan ayının bereketinden faydalanarak sosyal markette daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, hayırsever vatandaşların da desteğiyle gönülden gönüle bir paylaşım bağı kurulduğunu ve ihtiyaçların karşılandığını belirtti. Karaköprü Belediyesi sosyal marketinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilir. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, birlik, beraberlik ve kaynaşma duygularının pekişmesi amacıyla merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi. Maneviyatın, huzurun ve sevginin bir arada olduğu mübarek Ramazan ayı nedeniyle ilçe kaymakamlığı tarafından organize edilen ve Ceylanpınar Belediyesi tarafından verilen iftar programında Başkan Soylu muhtarlarla buluştu. Misafirlerin tek tek elini sıkan Başkan Soylu, iftar yemeği süresince de muhtarlarla uzun uzun sohbet etme imkanı buldu. Geniş katılımın olduğu iftar programında ezanın okunmasının ardından dualar edilerek oruçlar açıldı. Başkan Soylu iftar yemeğinde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kabul ve makbul eyle. Ya Rabbi, dünyada bizleri kıymetler. Gerçekleştirilen iftar programından dolayı mahalle muhtarları, kaymakam ve başkana teşekkür etti. Akçakale Belediyesi tarafından bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yaz aylarının rahat ve sağlıklı geçmesi amacıyla larva ilaçlama çalışmaları başladı.
Sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için Akçakale Belediyesi'nce başlatılan larva ilaçlama çalışmaları sürüyor. İlkbahar ve yaz ayı öncesinde haşere ve sineklerin larvalama döneminde yoğun bir ilaçlama programı başlatan ekipler çalışmalarına periyodik program çerçevesinde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çöp depolama alanı başta olmak üzere larva üreme alanları olan dere kenarları, sazlık alanlar, su birikintisi olan bölgelerde ilaçlama yapılarak sinek, sivrisinek ve larva ile mücadele çalışmaları yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyoruz diyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, oluşabilecek haşere ve sinek sorunlarına karşı gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini bildirdi. Değerli izleyenler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı Doktor Zeynal Tunç, vertigo hastalığı hakkında uyarılarda bulunarak depremden dolayı baş dönmesi tetiklenen hastalar var dedi. Sıklıkla karşılaşılan vertigo hastalığı hakkında Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı Doktor Zeynal Tunç, vertigo ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, vertigonun sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi. Bizim nöroloji polikliniklerine ve KBB polikliniklerine en sık başvuru nedenlerinden birisi baş dönmesidir. İnsanlar kendisinin veya çevresinin döndüğünü, sersemlik hissi şeklinde genelde algılarlar. Baş dönmesinin nedenleri nelerdir? Onlardan kısaca bahsedelim. En sık baş dönmesinin nedeni benim pozisyonel vertigodur. Pozisyonel vertigo kısaca denilebilir. Hasta genelde sabahları yataktan kalkarken şiddetli bir baş dönmesi hisseder ve adeta duvara çarpar gibi bir his olur ve tekrar yatar ve bununla bize başvurur. Bu baş dönmesi olan hastalarda biz muayene ederken göz hareketlerine bakarız. Göz hareketleri neticesinde bazı manevralar yaparız ve bu manevralar neticesinde sorunun ne olduğunu tespit edip bir düzeltme manevrası yaparak %90 bir tedavi şansı sağlamış oluruz hastaya. Bu çok önemli. Yani ilaç tedavisinden ziyade manevrayla düzelen bir hastalıktır benim pozisyonel vertigo. Peki sebebi nedir bunun? İç kulaklara kalsiyum karbonat taşlarının çökmesi nedeniyle beyne denge hissinin ulaşmamasıdır bunun sebebi. Depremden dolayı baş dönmesi tetiklenen hastalar da var diyen Tunç sözlerini şöyle sürdürdü. Depremden dolayı baş dönmesi tetiklenen hastalar var. Bunlar daha önce kimi vertigosu olan zaten hastalar, kimisi stresin ve anksiyetenin, kaygının yol açtığı baş dönmesi hissi olan hastalardır. Bunlarda da yine nörolojik muayenesini yaparak, yine kulakla ilgili muayenelerini yaparak bir şey var mı, müdahale edilmesi gereken ona bakıyoruz. Ve bu hastalarda özellikle bol su içilmesini, ani hareketlerden kaçınılmasını öneriyoruz. Bazen ilaç tedavisi de vermek gerekebiliyor. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.